Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu 2 Ekim tarihinde açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ve o açılış öncesinde de artık son rötuşlar yapıldı. Yapımı yıllardır devam eden Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu tamamlandı. Metro hattı 2 Ekim'de açılıyor. Açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İnşaatı biten, testleri tamamlanan metro açılışa hazırlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı metro istasyonu için artık çalışmalarda son aşamaya gelindi. Son rötuşlar yapılıyor. Bizler şu anda Kurtköy istasyonundayız ve istasyonda artık her şey çalışır vaziyete. Bakın, yürüyen merdivenleri görüyoruz ve şu an yürüyen merdivenlerde artık hazır vaziyette. Tabii açılış için geri sayıma geçildi ve şu anda işçiler son rötuşları yapıyor. Metro hattı Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştirildi. 19 durak olan Kadıköy metrosuna 4 durak daha eklendi. Kadıköy'den metroya binen bir yolcu aktarma yapmadan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidebilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için 4 tane istasyon yapıldı. Onlardan bir tanesi Kurtköy istasyonu. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda bu 4 istasyon için 4 tane de meydan yapıldı Pendik Belediyesi tarafından ve meydanlar da şu anda kullanmaya hazır. 4 tane durağı var. Bu 4 tane durağın da üzerinde metro meydanlarımız var. Bu metro meydanlarında 3 tanesini Pendik Belediyesi olarak biz düzenlemesini yapmış vaziyetteyiz. Yaklaşık 36 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda düzenledikten sonra inşallah vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda, huzurlu ve rahat bir ortamda hem meydanları kullanmasını hem de metroyu kullanmasını inşallah sağlamış olacağız. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da 7 metro hattında çalışmaları devam ediyor. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu bu yılın sonunda açılacak. Metro hattı Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak. İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar ve Güngören'de birleştirecek.